Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda Şubat 2024'te çatımızdaki 3 kW'lık kısmı bağladığımız hibrit invertermizin üretim tüketim verilerini sizlerle paylaşacağız. Depolamalı, lityum bataryalı bir sistemde işler nasıl ilerliyor, evin ihtiyacını karşıladı mı, şebekeden enerji çekti mi? Hepsini hızlıca özetleyelim. Şubat ayında baktığımız zaman 3 kW'lık güneş panellerimiz 10 kW'lık bir hibrit invertere bağlanıyor ve bu invertermiz toplamda bu dönüşümde ürettiği enerji miktarı 217 kilowatt saat. Toplamda bizim içeride harcadığımız enerjine kadar 303 kilowatt saat. Şebekeye 19 kilowatt saatlik bir enerji gönderimi yapmışız ama daha fazlasını çekmişiz. Ne kadar mesela enerji çekmişiz şebekeden? 117 kilowatt saati şebekeden çekmişiz. Çünkü güneş enerjisi o durumda yetmemiş. Bataryalara belli senaryolar koyduğumuz için, örneğin şöyle söyleyeyim. Bizim evdeki bataryalara ben şöyle bir senaryo koydum. 2 kW'dan sonra şebekeden çek. Yani evin içerisinde birkaç büyük tüketici açtığınızda, mesela kettle ve fırın aynı anda çalışıyorsa, bataryadan sadece 2000 watt çek. Sonrasını da güneşten veya şebekeden al diye bir ayar yaptım. Bu ayarları değiştirebiliyorsunuz. Biz elimizden geldiğince farklı farklı senaryolarla sürekli oynuyoruz açıkçası. O anlamda enerjinin yetmediği ya da sınırların dışına çıktığı durumlarda şebekeden enerji çekmesi gayet doğal. Toplamda da 117 kilowatt saatlik bir enerji çekmişiz. Bataryaya giden enerji, şarj için kullandığı inverterin bataryayı şarj etmek için kullandığı enerji miktarı ise 137 kilowatt saat olarak kayıtlara geçmiş. Bataryadan ne kadar enerji discharge etmişiz, yani invertere gönderip 220 volt yapıp eve gönderdiğimiz enerji miktarı da 125 kilowatt saat olarak sistemde kayıtlara geçmiş. Evet, aslında burada bakıldığında kendi kendine yeten bir sisteme doğru gidiyoruz. Mart ayında muhtemelen şebekeden çok çok daha az enerji çekerek bir sistem karşımıza çıkacak. Şu an onunla ilgili verileri aslında burada bugün itibariyle görüyorum ama şimdi şu an kafa karıştırmak için söylemeyeceğim. Mart ayının videosu ayrı olacak. Bakıldığında güneş panelinden 217 kilowatt saat üretmişiz. Tüketimimiz 300 kilowatt saat. Şebekeye 19 kilowatt saat vermişiz. Şebekeden 117 çekmişiz. Bataryayı doldurmak için 137 kilowatt saat harcamışız. Bataryadan kullandığımız enerji miktarı da 125 kilowatt saat. Şubat 2024'ün özeti olarak hızlıca sizlerle paylaşmış olalım. Umarım faydalı olmuştur. Bu tüketim, üretim verileri videolarımızı devam ettireceğiz. Bataryalı bir sistem kurduğunuzda nasıl reaksiyon gösteriyor? En azından size fikir verecek diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.